Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde asitlik bazlı kuvveti diyeceğiz. Konu anlatırken ya da soru çözerken şu asit kuvvetliydi, bu baz zayıftı falan gibi sürekli bir şeyler söylüyorum ama net olarak şunlar kuvvetli asitler, bunlar kuvvetli bazlar diyerekten size sıralayıp vermedim. Şimdi buradaysa bu sıralamayı yapacağız. Hangi maddeler kuvvetli asitler ya da bir maddeye baktığımızda kuvvetli asit olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bu tüyoları vereceğim gençler, tamam mı? Kuvvetli asit ve bazların genel özellikleri şunlardır bakın. Suda tamamen ya da tamamına yakın iyonlaşırlar kuvvetli asitler. Ancak zayıf asitler kısmen iyonlaşırlar. Bak kuvvetli asitler komple iyonlaşırken zayıf asitler örneğin NH3 olsun kısmen iyonlaşıyor. Yani suda çözündüğünde NH3 molekülü de olur. Hidroksit molekülü de olur. Tamam mı? Amonyum molekülü de olur. Üçünü de içerir. Ama kuvvetliler ne yapıyormuş? Direkt iyonlar içeriyormuş. Molekül içermiyormuş. Sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletir. Niye? Çünkü hep iyon var. Bir sulu çözelti içerisinde ne kadar fazla iyon varsa elektrik akımı o kadar iyidir gençler. Zayıf asit ve bazıları az çözünürlüğünden dolayı az iyon var. Az iyon olduğundan dolayı elektrik akımını az iletirler. Yani iyi iletmezler. Suda iyonlaşma denklemleri tek yönlüdür ve tek okla gösterirler. Çünkü bunlar kuvvetlidir. Ancak zayıflarınki ise çift yönlüdür diyeceğiz. Yani bir tepkime verildi size ve çift yönlü. He, bu zayıftır deyip geçebilirsiniz. Tamam mı? Asit ise ya da bazsa buna zayıftır damgasını çift yönlü oku gördüğünüzde yapıştırabilirsiniz. Ya da tek yönlü oku gördüğünüzde asit ya da baz için kuvvetlidir yorumu yapabilirsiniz. Tüyo vermeye devam edeyim. Önemli bazı asitler ve bazılar demiş. Bakın kuvvetli asitler. Bunlar sizin karşınıza en çok çıkan kuvvetli asitlerdir. Özellikle 7A grubunun yapmış olduğu H'ı, HBR, HCl bunlar çok kuvvetli asitlerdir arkadaşlar. Bir de bunlar kendi arasında da size sıralattırabilir Elinoğlu. Yani herkes ben gibi değil ki hangisi kuvvetlidir deyip geçmez. Kuvvetliler arasında da bir sıralama yap. Hangisi daha kuvvetli lan? Hepsi kuvvetli. Aman ben daha kuvvetlisini sorayım diye ne olabilir? Mesela 7A için yapalım. Bu çok çıkan bir sıralamadır. 7A grubundaki asitlerin, bu 7A grubundaki asit ne? HF, HCl, HBr ve HI. Arkadaşlar bunların asitlik kuvveti şöyledir. HI en kuvvetlidir. Sonra HBr, ardına ise HCl, en sonsa HF'dir. HF'yi kırmızı renkte yazdım. Çünkü HF normalde de bir zayıf asittir. Tamam mı? Zayıf asit. Şimdi hocam niye böyle? Bunun nedeni şu. I'nın yarı çapı BR'ye göre daha fazla olduğundan dolayı şuradaki H'ı suya verme oranı daha yüksektir. Yani suya daha kolay hidrojen verir H'ı HBR'ye göre. Mesela HF'deki F'nin elektronegatifliği o kadar yüksek ki suya kolay kolay hidrojen vermiyor. Bu yüzden zayıf asit oluyor HB. Yani suya hidrojen verme eğilimine göre burada kuvvet kıyaslıyoruz. Dedik ya ne kadar fazla iyon varsa o kadar kuvvetlidir. Suya iyon ne kadar hızlı veriyorsa yani hidrojen iyon verme eğilimi ne kadar yüksekse o zaman da kuvvetli asittir diyeceğiz. HI'nin HBR'ye göre HB'nin de HCl'ye göre kuvvetli olmasının nedeni suya hidrojeni daha hızlı vermelerinden kaynaklıdır. Tamam mı? Bunlar arasında da böyle bir sıralama var. Bu 7A grubundakiler size sorabilirler. Yine çok sık kullanacağımız kuvvetli asitlerden H2SO4 ve HNO3'tür. Bunlar kuvvetli asitlerdir gençler. Ve zayıf asitler var. Sağ tarafta not olarak vermişiz bak. Şu bilgi çok önemli. Yapısında COOH grubu bulunduran maddeler zayıf asitlerdir. Örneğin karınca asiti ya da sirke asitidir diyor. COOH gördüğün zaman bak hocam COOH'da OH var. Ya bu baz mı deme. COOH grubunu bir bütün olarak düşün. Zayıf asitler, tamam mı? Zayıf asitler suda kısmen iyonlaşır. Yani az iyonlaşır. Yine zayıf asitler örnek HF ya da H3PO4 ya da HSN. Özellikle HP ile HSN çok karşınıza çıkacaktır. HCO, tamam mı? HF ve HCN. Bunlar zayıf asitlerin en fazla sorularda sorulanlarıdır. Dikkat edin. Bir de bazılar var. Kuvvetli bazılar örnek olarak 1A grubunun yapmış olduğu bazılar. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, lityum hidroksiti söyleyebiliriz. 2A grubundan kalsiyum hidroksit ve baryum hidroksite yine kuvvetli bazlar sınıfını alabiliriz. Zayıf bazlar kısmına ise işte NH3 en fazla karşınıza çıkacak olan NH3'tür arkadaşlar. Haricinde de yine zayıf bazlar vardır ama karşınıza o kadar fazla çıkmaz. Alüminyum hidroksit mesela zayıf bir bazdır gibi.
Sağ tarafta bunların isimlerini vermiş. Bazen size adam direkt hassiyeli demez, tuz ruhu der. Tuz ruhu dediğinde de hassiyeli olduğunu anlayacaksın. Ya da sut kostik dediğinde ya da potes kostik dediğinde koh olduğunu anlayacaksın ki kimya bilim ünitesinde bunları size vermiştik. Burada sadece bir hatırlatma yapıyoruz. Nasıl ki her sakallı Yakup Hoca'nın sanmadığın gibi içerisinde her hidrojen içerisinde asit sanmayacaksın. Buna en güzel örneği amonyakta vermiştik. Halijen organik maddeler CH4 örneğin veya C2H6 bak hidrojen var ama asit değil bunlar. Nötr maddeler bunlar, tamam mı? Ya da yapısında her OH bulunduranları da yine baz demeyeceksin. Alkol sınıfı maddeler. Metil alkol, etil alkol, propil alkol, alkol sınıfı maddeler de bazik maddeler değildir. Nötr maddelerdir arkadaşlar. Tamam. Asit ve bazların kuvvetlerini böyle sıralayabilirsin. Bunlarla alakalı örnekler var. Bu örneklere bakalım sırayla. Örnek 17. Zayıf bir asit olan HB ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Suda yoğunlaşma denklemi çift yönlüdür diyor. Zayıfsa çift yönlüdür, doğru. Oda koşullarında çözeltiyi iyilet, elektriği iyiletir. Zayıf asitler iyiletmez. Çünkü içerisinde az iyon var. Bu yanlış. Cevap B. Asit olduğundan kırmızıya etki etmez. Su çözeltisinde OH içerir ama hidroksit içerir ama hidrojen daha fazladır. Sabit sıcaklıkta HB çözeltisinde saf su eklenirse pH değeri ne olur artar. Çünkü HB'nin pH'ini sallıyorum 5 ise sahip suyun 2 7. Su eklediğinde ortada bir değer olması lazım. 5'ten yüksek oldu, pH arttı. Tamam. Diğer seçeneklerin de doğruluğunu görmüş olduk. Örnek 18. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin aynı şartlarda sulu çözeltisinde OH iyon miktarı H iyon miktarından fazladır? Yani bazıları soruyor bu. Tuz, nötr, şöyle CH'lı ve o yani şöyle bir organik yapı. Organik maddeler tabii şu an bilmiyorsun, çıkartamayabilirsin de TYT hazırlanıyorsan 10. sınıf değil 12. sınıf organiği bir görmüşsündür. Alkoller arkadaşlar baz değildir, nötrdür, tamam mı? CH'lı ve OH'lı grup böyle birleştiğinde nötr madde olan alkol oluşturuyormuş. Cuh varsa zayıf asit, asidik oksit, amonyaksa bazdı. Cevabımız A seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Şurada testimiz var. Bu teste de birlikte bakalım gençler. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi zayıf elektrolit özelliği gösterir? Zayıf olabilmesi için suda az çözünmesi lazım. Suda az çözünmesi için de zayıf asit ya da baz olması lazım. Zayıf asit, cuh içeriyorsa zayıf asit ama HNO çok kuvvetli bir asit yıldızını koy. Tamam mı? Cevabın ne oldu? 1 ve 3 C seçeneği oldu. Devam ediyorum. İkinci soru. Aşağıda bazı maddelerin suda yoğunlaşma denklemleri verilmiştir. Buna göre denklemlerden hangileri çift yönlü ok ile gösterilmelidir? Çift yönlü ok olabilmesi için zayıf olması lazım. Bu kuvvetli bir asit. Cuh varsa zayıf, çift yönlü olması lazım. Amonyak zayıf bazlı çift yönlü olması lazım. 2 ve 3 D seçeneğidir diyeceğiz. Geçelim 3. soruya. HX ve HY asitlerinin eşit derişimli sulu çözeltilerinde pH değerler arasındaki ilişki oda sıcaklığında HX büyüktür HY şeklindedir. Yalnızca HB saf suda %100 iyonlaşmaktadır. Yani bak şu suda %100 iyonlaşıyorsa kuvvetli bir madde. Kuvvetli. H'ı da H'den yani kuvvetli H veriyorsa ya ikisi de asit bu kuvvetli diğeri de yalnız bu çok iyonlaşıyorsa kuvvetli diğeri de zayıf olacak değil mi? HX zayıf. Tamam çift yönünü gösterdim. HY ise tek yönünü gösteriyorum kuvvetli. Hangileri doğrudur diyor. HY kuvvetli HX zayıf doğru. Safsadaki iyonlaşma yüzdeleri eşit değil. Kuvvetli daha fazla iyonlaşır. Yanlış. H yön değişimleri arasında kuvvetli olan da iyon değişimi daha fazladır. Yani Y'ninki fazla olması lazım. 3 yanlış. Elektrik iletkinlikleri H'ye daha kuvvetli olduğundan dolayı daha fazla olması gerekir. Doğru cevabımız 1 ve 3. Pardon 1 ve 4 C seçeneğidir. Hemen sağ tarafta 6. soruya bakalım. Yukarıda verilen maddelerden hangileri suda çözünürken %100 iyonlaşmaz? Zayıflar %100 iyonlaşmaz arkadaşlar. Zayıf baz, zayıf asit cevabımız D seçeneği. Kofsa kuvvetli bir asit. Beşinci soruya bakalım. Tersten gidiyoruz. Nasrettin Hoca misali.
HX ve HY asitlerinin eşit derişimli sulu çözeltilerinin tanecik derişimine bağlı grafiğe verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. HX ne olmuş? Tamamen iyonlarına ayrışmış. Demek ki bu kuvvetli. HY ise kısmen Y iyonu, kısmen hidrojen iyonu ve geri kalan da olduğu gibi kalmış. Demek ki hepsi iyonlarına ayrışmamış. Hepsi iyonlarına ayrışmadığına göre ki büyük kısmı iyonlarına ayrışmamış. Bu da zayıf asit. Zayıf asit. Tamam. Aynı sıcaklıkta pH değerleri arasındaki değer. Şimdi kuvvetli asitin pH'i daha düşüktür. 1 olsun. Zayıfink ise biraz daha yüksektir. 3 olsun. Y'nin pH'i HX'ten daha fazladır diyor. Doğru. HX daha kuvvetlidir. Evet. HY çözeltilerinde yoğunlaşmadan kalan bir miktar asit bulunur. Evet. Moleküler halde de asitimiz var. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Dördüncü ve son sorumuzdayız. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri hem zayıf asit hem de zayıf bazların sulu çözeltiler için ortaktır diyor. Kısmen iyonlaşımlar ve elektriği iyon az olduğundan dolayı az iletirler. Denklemleri çift yönlüdür. Üçü de arkadaşlar ikisinin ortak özelliğidir. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Böylelikle asitlerin kuvvetliliği ve işte zayıflığını incelemiş olduk. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.